X litre ahşap boyası üretmenin maliyeti aşağıdaki fonksiyon ile tanımlanmış. Cx eşittir 3200 artı 0,1 çarpı x eksi 0,001 çarpı x kare artı 0,0004 çarpı x küp. Buna göre marjinal maliyet yani c'nin türevi x'i bulunuz diyor x'teki değişimin c'yi nasıl etkilediğini, yani miktar arttıkça maliyetin nasıl değiştiğini bulmak için c'nin x'e göre türevini almamız gerekiyor, değil mi? Bunun x'e göre türevini alacak olursak, 3200'ün x'e göre türevi 0'dır. 0,1 çarpı x'in x'e göre türevi 0,1'dir. Eksi 0,001 çarpı x karenin eksi 0 çarpı x'tir. Ve son olarak 0,0004 çarpı x küpün x'e göre türevi de 3 çarpı 0,0004, 0,0012 eder. Yani 0,1234, evet 12. x kareyi de unutmayalım. İşte marjinal maliyet fonksiyonu. Eğer alıştırma sayfasında olsaydık bunu c üssü x eşittir diye başlayarak yazmamız gerekecekti ama şu an o sayfada değiliz neyse. Sonra 101. litre boyayı üretmenin marjinal maliyetini en yakın yüzde birliğe yuvarlayarak hesaplayınız demişler. Ve bunu da c üssü 100 eşittir boşluk tl bölü litre olarak tanımlamışlar. Burada tam olarak ne yapmamızı istediklerini anlayalım. Bulmamızı istedikleri şey marjinal maliyet fonksiyonunu kullanarak 1 litre fazla boya üretmenin marjinal maliyeti. Örneğin bu x eksenimiz olsun. 100 litreyi burada alalım. Burası da 101 litre olsun. Maliyet fonksiyonumuz buna benzeyen bir şey olabilir. C üssü 100'ü hesapladığımızda evet C'nin türevi nin yüzdeki değeri bize bu noktadaki teğetin, evet, bu teğetin eğimini verir, öyle değil mi? Hemen not edelim. C'nin türevinin yüzdeki değeri eğime eşittir. Peki, istenen şey 101. litre boyayı üretmenin marjinal maliyetini en yakın yüzde birliğe yuvarlayarak hesaplamamız. Eğer 101. litreyi üretmenin aktüel maliyetini bulmamızı isteselerdi, burası yani C100, Burası ise C101. Farklı bir renk kullanayım. Evet, C101. Evet, eğer 1 litre fazla boya üretmenin aktüel maliyetini arıyor olsaydım, C101'den C100'ü çıkarmam yeterli olurdu. Ki zaten sıradaki soru da bununla alakalı. Ama bunu fonksiyonumuzun bu noktadaki eğimini bularak yapabiliriz. Yani C'nin türevinin yüzdeki değeri yani eğimi bulup bunu ekstra 1 litre ile çarpmamız yeterli eğimi alıp ekstra 1 litre ile çarpmak. Bu arada eğimin y eksenindeki değişimin x eksenindeki değişime oranı olduğunu da hatırlatayım. Evet, eğimi yatay eksendeki değişimle çarptığımızda ki bu örnekte bu değişim 1 oluyor. Dikey eksendeki değişimi elde ediyoruz. C'nin türevi yüzü 1 ile çarpmak, C'nin türevi yüzü bulmakla aynı şey. Ama bunu yapınca aslında buradaki uzaklığı ne olduğunu bulmuş oluyoruz anlaştık mı? Bu uzaklığı ben biraz abarttım ama bu teğet ile eğri arasındaki farkın tahmini uzaklığı olarak düşünebilirsiniz bunu. Hadi sıra hesaplamada. Peki hesap makinem nerede? Heh, burada. c'nin türevi 100. 0,1 eksi 0,002 çarpı 100 artı 0,0012 çarpı 100'ün karesi ve cevap 11,9 lira. Yani 11 lira 90 kuruş da diyebiliriz. Hemen not edelim. 11,9. Evet, buradaki teğetin eğimini x eksenindeki değişim olan 1 ile çarpınca y eksenindeki değişimi 11,9 olarak bulduk. Şimdi bir de bu var. Hesap makinemi kullanmadan biraz sade bir hale getirebilir miyim? Duruma bir bakalım. 3200 artı 0,1 çarpı 101 eksi 0,001 çarpı siyah ekranda daha rahat görünsün diye bundan sonrakini farklı bir renkle yazayım. Evet 101'in karesi artı 0,0004 çarpı 101'in küpü eksi Evet, 3200 eksi 0,1 çarpı 100 artı 0,001 çarpı 100'ün karesi eksi, yine renk değiştirivereyim, 0,0004 çarpı 100'ün küpü. 3200'ler birbirini götüreceği için onları yazmayacağım. Bunu 0,1 çarpı 101 eksi 100 olarak yazabilirim ama burası 1 edeceği için parantezi yazmama gerek bile yok. Eksi 0,001 çarpı 101'in karesi eksi 100'ün karesi. Sonra da 0,0004 çarpı 101'in küpü eksi 100'ün küpü ve sonuç... 12 lira 02 kuruş. Gördüğünüz gibi türevi alıp x eksenindeki değişim olan 1 ile çarptığımızda gerçek maliyet için oldukça iyi bir değer elde etmişiz. Ekstra litreyi üretmenin maliyeti 12 lira 02 kuruşmuş. Aradaki farkın nereden geldiğini merak ediyorsanız türev yani marjinal maliyet neredeyse bir damlalık bir farkın maliyetidir. Yani anlık değişimi verir. Eğrinin eğimi sabit olmadığı için her damlanın maliyeti biraz daha büyük olacak. Bunu doğrusal bir tahmin, bunu da gerçek değer olarak düşünebilirsiniz.